sinyaller yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba gençler. Bugün sizlerle elektrostatik 5 konusuyla beraberiz. Burada sizlerle elektriksel alandan bahsedeceğiz. Yüklü cisimler etraflarında elektriksel alan çizgileri oluştururlar. Biz bu çizgileri göremeyiz. Fakat bu çizgilerin varlığını bu elektriksel alan çizgilerinin etrafındaki birim yüke bakaraktan hesaplayabiliriz. Mesela örneğin artı Q yüklü bir yükümüz olsun bakın gençler. Bizim bu yükün etrafında gözümüzün görmediği bu şekilde elektriksel alan çizgileri vardır. İşte biz bu çizgilerin varlığını nasıl bileceğiz? Bakın bilim insanları buraya demişler ki artı Q yükünün elektriksel alanı içerisine artı 1 Q'luk bakın deneme yükünü getirmişler. Sonra bu artı 1 Q'yu bakmışlar ki artı Q yükünden uzaklaşıyor. Demek ki bu artı Q yükün elektriksel alan içerisine başka bir artı 1 Q'luk birim yük ya da doğada bileceğimiz en küçük yükü getirdiğimiz zaman bu yük bu artı Q yükünden uzaklaşmaya başlamış. Yine bir eksi Q yükü almışlar bakın. Eksi Q yükün etrafında bizim gözümüzün görmediği böyle bir elektriksel alan çizgileri vardır. Peki bu elektriksel alan çizgilerini biz ne yapıyoruz dikkat ederseniz? Eksi Q yüküne doğru alıyoruz. İşte bizim bunu böyle almamızın sebebi nedir? Bilim insanları buraya artı 1 Q'luk bir deneme yükü yerleştirmişler. Bakmışlar ki artı 1 Q'luk deneme yükü eksi yüke doğru hareket etmeye başlamış. Demek ki gençler bir artı Q yükünün etrafında oluşan elektriksel alan çizgileri artı yükten dışarıya doğru, eksi Q yükün etrafında oluşan elektriksel alan çizgileri ise eksi yüke doğrudur. Bunun ispatını da deneme yükü artı 1 Q'luk deneme yükü yaparaktan öğrendik. Şimdi biraz önce anlattığımız gibi peki bu artı Q yükündeki elektriksel alan çizgileri nasıl dışarı doğru oluyor? Bakın daha önceki konumuzda gördüğümüz gibi bir artı Q yükü vardı ve bundan D kadar uzaklıkta bir deneme yükü almıştık. Peki bu ikisi de artı Q yükü ise iki yük arasında bir elektrostatik kuvvet oluşmayacak mıdır? İşte oluşan bu kuvvet elektriksel kuvvettir ve K çarpı Q çarpı artı 1 Q bakın dikkat edin bölü D karedir. Yani aradaki uzaklığın karesi. Peki elektriksel alanın tanımı nedir? Elektriksel alanın tanımı bakın şudur gençler. Elektriksel alan nedir? Birim yükü etki eden elektriksel kuvvettir. Bakın elektriksel alan birim yükü etki eden elektriksel kuvvet. Demek ki bir K noktasındaki elektriksel alanı bulabilmemiz için önce bu noktada bir artı 1 Q'luk birim yük düşüneceğiz. Daha sonra artı Q artı 1 Q'yu itecek bakın ve elektriksel kuvvete dönüşecek. Buradaki elektriksel kuvvetin bu noktadaki artı 1 Q yüke oranı bize elektriksel alanı verir. Aynı işlemi biz eksi Q yükü için de yapabiliriz bakın gençler. Yine bizim burada bir eksi Q yükümüz varsa ve eksi Q yükünden D'ye kadar uzaklıkta yine bir elektriksel alanı bulabilmemiz için burada yine artı 1 Q'luk birim yük varmış gibi düşüneceğiz. Ve yine eksi Q yükünden D kadar uzaklıkta bir D noktasındaki elektriksel alan büyüklüğü nedir? Bu noktadaki elektriksel kuvvetin bu noktadaki elektriksel kuvvetin artı 1 Q'luk birim yüke oranıdır. Peki buradan elektriksel alan ne çıkacaktır? Bakın K çarpı Q bölü D kare çıkacaktır. Neden? Çünkü bakın burada elektriksel kuvvet ne demekti? K çarpı Q çarpı bakın deneme yükünün yük miktarı bölü aradaki uzaklığın karesini ben deneme yüküne bölecek olursam bunlar birbirlerini götürür. K çarpı Q bölü D kare çıkar. Evet. Biraz önce bahsettiğimiz gibi demek ki bir Q yükünden D kadar uzaklıkta oluşan elektriksel alanın büyüklüğü E ile gösterilir. Elektriksel alan büyüklüğü K çarpı Q bölü D karedir. Peki elektriksel alan nasıl bir büyüklüktür? Vektörel bir büyüklüktür. Elektriksel alanın büyüklüğü birimi nedir gençler? Newton bölü Coulomb'dur ya da volt bölü metreye eşit olur. Demek ki elektriksel alanı biz gözümüzle göremezmişiz. Ancak bunu biz modellemeler ile
Şimdi güzel bir örneğimiz var bakın. Burada ne demiş gençler? Diyor ki artı Q yüklü R yarıçaplı iletken K cisminden D kadar uzaklıktaki O noktasındaki elektriksel alan büyüklüğü E'dir. Tamam. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye soruyor. 1. Birinci öncülde O noktasındaki elektriksel alan artı X yönündedir. Peki hangi yük olursa olsun bir artı Q yükü varsa bundan D kadar uzaklıktaki elektriksel alanı bulabilmek için bu noktada artı 1 Q'luk birim yük varmış gibi düşünüyorduk. Bakın artı 1 Q'yu yazdık. Peki bu artı bu artıyı ne yapacak gençler? İtecek. O zaman elektriksel alanın yönü artı X yönündedir. Birinci öncülümüz doğru olur. Peki ikinci öncülde K küresine R yarıçaplı eksi 3 Q'luk yük dokundurulduğunda elektriksel alan eksi E olur demiş. Şimdi öncelikle buna bakalım. Şimdi önce bizim R yarıçaplı artı Q yüklü bir küremiz vardı. Daha sonra buna ne yaptık biz? Yine R yarıçaplı eksi 3 Q'luk bir küreyi dokundurduk bakın. Biz bunu dokundurduğumuz zaman bunlar neye sahip olurlar? Toplam yüke sahip olurlar peki. Dokundurup ayırdıktan sonra eksi 2 Q'luk yükü eksi Q eksi Q diye paylaşırlar. Peki ne oldu şimdi gençler? Bizim buradaki artı Q yükümüz neyle yüklenmiş oldu? Eksi Q yüküyle yüklenmiş oldu. Peki bir eksi Q yükünden D kadar uzaklıktaki artı 1 Q'luk bir noktadaki elektriksel alanı bulmak için ne olacak? Bakın bu eksi bu artıyı çekecek ve bu durumda elektriksel alanın yönü eksi yönde olacak. Peki büyüklüğü ne olacak gençler? Büyüklüğü de yine K çarpı Q bölü D kare. Peki önceden elektriksel alanın büyüklüğü neydi? K çarpı Q bölü D kare idi ama yönü artı X yönündeydi. Ama şimdi ne oldu? Bakın bu eksi yönde olmaya başladı. Büyüklüğü de yine aynı kaldı. O halde ikinci öncü de doğru oldu. Üçüncüsünde uzaklık yarıya indirilirse elektriksel alan 4E olur demiş. Bakın büyüklük olarak ifade ediyor. Şimdi biz burada uzaklığı yarıya indirelim. Uzaklığın yarıya inmesi demek aradaki şu D'nin 2 kat azalması demektir. Peki bu payda 2 kat azalırsa bizim elektriksel alanımız ne yapacaktır? 4 kat artacaktır. O halde bu öncülümüze doğru cevabımız A seçeneği olur. Bakın burada ne demiş bize? Q1, Q2, Q3 yüklerinin KLM noktalarında oluşturduğu elektriksel alan EKLEM'dir. KLM noktalarında oluşan elektriksel alanın büyüklükleri eşit olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakın dikkat ederseniz burada elektriksel alanın büyüklükleri eşit diyor. O zaman yazalım. Peki buradaki elektriksel alanlar nelerdir bakın? 1. K noktasındaki elektriksel alanın büyüklüğü L'deki elektriksel alanın bakın büyüklüğüne eşit. L'deki elektriksel alanın büyüklüğü de M'deki elektriksel alana eşit. Peki yazalım. K çarpı Q1 bölü D kare. Peki Q2'nin L'de oluşturduğu elektriksel alan K çarpı Q2 bölü 2D'nin karesi. Yani 4 D kare oldu. Peki Q3'ün M'de oluşturduğu elektriksel alan ise K çarpı Q3 bölü D kare oldu. Peki biz burada K'ları götürdük bakın gençler. D kareler de birbirlerini götürdü. O halde ne kaldı? Q1 kime eşit? Q2 bölü 4'e. O da Q3'e eşit çıktı. Peki buradan ne sonuç çıktı? Bizim Q2'nin yüküne 4Q dersem Q1'in yükü Q olur. Q3'ün yükü de ne olur? Q olur. Peki biz elektriksel alanı bulurken ne demiştik? Bir defa artı 1 Q'luk deneme yükü hemen buralara yazmamız lazım bakın. Buralarda artı 1 Q'luk deneme yükü var. Peki artı artı ne yapardı? İterdi. O zaman Q1 nedir? Artı yüklüdür. Peki burada artı 1 varken çektiğine göre bizim Q2'miz eksi yüklüdür. Burada ittiğine göre Q3 yükü de ne olur? Artı yüklü olur. O halde birinci öncüle bakalım gençler. Demiş ki Q1 ve Q3'ün yük işaretleri pozitiftir. Q1 pozitif, Q3 de pozitif. 1 doğru. 2. Q2'nin yük miktarı Q3'ten büyüktür. Bakıyoruz buraya. Q2'nin yük miktarı ne bulduk? Biz 4Q bulduk. Peki Q3'ün yük miktarı ne bulduk? Q bulduk. O halde o da bakın Q2'nin yük miktarı Q3'ten büyüktür ifadesi doğru. 3. Aynı doğrultuda Q1 ve Q2 yükleri arasında herhangi bir noktada elektriksel alan sıfırdır. Bakalım birinci, üçüncü öncüde ne demiş?
Şurada biz Q1 yükünü aldık. Q1'in artı olduğunu bulduk. Bakın aynı doğrultuda bir de Q2 yükü aldık. Peki Q2 de nedir? Eksidir. Peki aynı doğrultuda Q1 ve Q2 yükleri arasında herhangi bir nokta aldık. Herhangi bir noktada biz ne yapacaktık? Bakın artı 1 Q'luk deneme yükü alacaktık. Peki bu artı bu artıyı ne yapacak? İtecek. Bakın eksi de artıyı çekecek. O zaman herhangi bir noktada elektriksel alan asla sıfır olmaz. Yani arasında bir noktada elektriksel alan sıfır olmaz. Bakın burada ne demiş? Yükler arasında demiş, dikkat edin. Yükler arasında, ha diyebilirsiniz ki mesela şurada bir noktada olur mu? Olur. Neden? Q1 buradakini ne yapar? İter. Çünkü artı 1 Q düşünmüştük. Bu eksi de bunu çeker ama bu noktada bir elektriksel alan eşit ve sıfır olabilir. Ama yükler arasında olamaz. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. Elektriksel alan çizgilerinin özelliklerine gelelim. Bakın elektriksel alanın yönü pozitif yüklerde, yükten dışarıya doğru, negatif yüklerde ise yüke doğruydu. Peki elektriksel alan çizgileri bakın nereden çıkıyor? Buradaki atomlardan çıkıyor. Peki atomlardan çıktığına göre bu küreselse bakın çıkışları arasındaki açılar kaçar derecedir bakın gençler? 90 derecedir. Peki buradaki çizgiler bize neyi gösteriyor? Elektriksel alanın büyüklüğünü gösteriyor. Peki biz burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizgi çıkmış. Peki buraya bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çıkmış. Ha o zaman biz ne diyebiliriz? Artı Q'nun yük miktarı eksi Q'nun yük miktarına eşittir. Ha buradan ne sonuç çıkacak? Demek ki yükün etrafındaki elektriksel alan çizgileri yük miktarı ile doğru orantılı olur. Evet. Elektriksel alanın yönü pozitif yükte, yükten sonsuza doğru. Negatif yükte ise bakın dikkat edin bu ifadeye. Sonsuzdan yüke doğrudur. Demek ki biz burada bize şöyle bir soru gelebilir. Peki K'nın elektriksel yük işareti nedir? Eksidir. L'nin elektriksel yük işareti eksidir. Peki bu yükler arasında bağlantı kur derse K'nın elektriksel yük miktarı L'nin elektriksel yük miktarında nedir bakın gençler? Fazla olur. Pardon K'nınki küçük olur. Elektriksel alan çizgileri sonsuz sayıda olup birbirlerini asla kesmezler. Yani dikkat ederseniz buradaki görsele bu artıdan çıkan şu çizgi var ya bakın gençler yine bu yan taraftaki artı yükten çıkan çizgiyle asla birbirlerini kesmezler. Peki bize dese ki K noktasında elektriksel alan var mı diye sorsa K noktasında herhangi bir elektriksel alan yok. Bakın K noktasında elektriksel alan olmaz. Neden? Çünkü artı çizgiler birbirlerini ne yapmışlardır? İtmişlerdir gençler. Burada dikkat edecek olursanız bu görselde burada eksi Q yükü var. Burada artı Q yükü var. Peki elektriksel alan çizgileri artıdan eksiye doğrudur. Bize nasıl soru gelebilir? K noktasında elektriksel alan var mı diye sorar. K noktasında herhangi bir elektriksel alan çizgisi yoktur. Peki bize neyi sorabilir? Bir de L noktasını sorabilir. L'deki elektriksel alan çizgisinin yönü ne taraf diye sorar. O da nedir? Artıdan eksiye doğru olur. Bir noktadaki elektriksel alan vektörü elektriksel alan çizgilerine nedir? Teğettir. Bakın bir noktadaki elektriksel alan vektörü oradaki elektriksel alan çizgisine teğet. Peki burada ne demek istiyor bakın gençler? Mesela bizim şöyle bir artı Q yükümüz varsa ve etrafında böyle bir elektriksel alan çizgisi olduğunu biliyoruz. Ben bu noktada bir K noktası alırsam K'daki elektriksel alanın büyüklüğü nedir? Bu çizgiye teğettir bakın gençler. Bunu demek istiyor. Peki elektriksel alan içerisinde bakın çizgiler ya da elektriksel alan çizgileri birbirlerine böyle paralel ise biz bunlara ne diyeceğiz? Düzgün elektriksel alan diyeceğiz bakın. Demek ki burada neler var? Artı yükler var bakın gençler. Burada neler var? Eksi yükler var. Peki bu düzgün elektriksel alan içerisine biz artı Q yüklü bir parçacık yerleştirdiğimiz zaman bu artı Q yükleri nasıl hareket edecektir? Elektriksel alan yönünde. Eksi Q yükleri nasıl hareket edecektir? Elektriksel alana
zıt yönde hareket ederler. Özdeş ve yüklü K ve L cisimleri aynı düzleme konulduklarında elektriksel alan çizgileri şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre Likud yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Bakın elektriksel alan çizgileri arttan eksiye doğrudur. Ha, o zaman biz ne diyebiliriz? K'daki yük işareti artı, L'nin yük işareti nedir? Eksidir. Elektriksel alan çizgileri K'dan L'ye doğru. Doğru gençler. İkinci öncülde L'nin yük miktarı artarsa elektriksel alan çizgilerinin yönü değişir. Bakın yük miktarı ile elektriksel alan çizgisinin yönü herhangi bir önemi yok. Bakın bağlantısı yok gençler. Yük miktarı sadece elektriksel alan çizgisinin sayısını artırır. Yönüne etki etmez. Üçüncü öncülde K ile L'nin arasındaki uzaklık azaltılırsa K ile L arasındaki elektriksel alan çizgileri sayısı artar. Tam tersi. Ha, bakın K ile L arasındaki uzaklık azaltılırsa diyor. Evet doğru. Yani biz başlangıçta ne demiştik gençler? Yüke yaklaştıkça, bakın bunu unutmayın. Yüke yaklaştıkça elektriksel alan çizgisi sayısı artar. Çizgisi sayısı artar. E biz yüke yaklaşıyoruz. Çizgi sayısı arttığına göre elektriksel alanlarda ne yapacaktır? Artacaktır. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Elektrik yüklü. Demiş ki X ve Y cisimlerinin K noktasında oluşturduğu bileşke elektriksel alan E'dir. Buna göre hangileri kesinlikle bakın burası çok önemli. Yanlıştır diyor bakın. Şimdi K'daki elektriksel alan böyleyse X ile Y zıt yüklüdür. Bir defa K'daki elektriksel alanı sorduğuna göre buraya artı 1 kiloluk birim yük yerleştireceğiz bakın gençler. Peki kesinlikle yanlıştır ifadesi diyor ya. X ile Y zıt yüklü olur mu? Peki burası artı yük, burası eksi yük olur mu? Olur. Çünkü artı artıyı iter ama bu eksi artıyı ne yapar? Çeker. Peki zıt yüklü böyle oldu. Peki şöyle olma ihtimali var mı? Var. Bak X'e eksi dersek bunu ne yaptı? Bakın böyle çekti. Peki Y'ye de artı yük dersem böyle itti. Bu da olur bakın gençler. Peki aynı yük olma ihtimali var mı? Ona bakalım. Burası artı, burası artı ise o zaman X'teki yük E'deki bakın artı 1 kiloluk yükü iter. Bunu itti. Peki Y'deki de bu K'daki artı 1 kiloyu iter ama bize yük miktarları hakkında bilgi vermemiş ki. O zaman bu doğru ama kesinlikle doğru değil ama yanlış mı demiş? Kesinlikle yanlış da değil. Peki ikinci öncüle bakalım. X pozitif, Y negatif yüklü olur mu? Peki onu inceleyelim gençler bakın burada. X'imizin yük miktarı artı. Bakın burası K noktası. Y'nin yük miktarı eksi olur mu diye soruyor. Peki burada biz artı 1 kiloluk birim yük yerleştirdiğimiz zaman bu artı bu artıyı ne yapar? İter. E bu da nedir? Çeker. E o zaman K'daki elektriksel alan ne olur? Bu yönde olur. Ama bu eksi x yönü demiş. Biz ne bulduk? Artı x yönü bulduk. O halde bu kesinlikle yanlıştır bakın gençler. O zaman kesinlikle yanlış olan nedir? Yalnız 2 kesinlikle yanlıştır. Peki bu doğru olabilir bakın. Bu doğru ama kesinlikle yanlış mı? Değil. Kesinlikle yanlış değil. Üçüncü öncül K noktası Y'ye yaklaştırılırsa bakın E'nin büyüklüğü azalır demiş. K noktası Y'ye yaklaştırılırsa peki biz K'yı Y'ye yaklaştıralım. Peki K'nın Y'ye yaklaşması ne demek? Eğer ki burasını artı burasını eksi alırsak K Y'ye yaklaştığında elektriksel alan ne yapar? Artar. Çünkü bu vektörel bir toplam. Peki kesinlikle yanlış mı? Bu ne demiş? Elektriksel alan azalır demiş. Peki şöyle düşünsek gençler. Bizim burada hani x'imiz vardı ya. Burada neyimiz vardı? Y'imiz vardı. İkisi arasında bir K noktası vardı. Peki biz x'in yükünü ne alalım? Artı. Y'ninkini de biz ne alalım bakın bu durumda? Artılalım. Peki K noktası Y'ye yaklaşacak. Peki bu artı bunu itti. Demek ki şu EX elektriksel alanı, bu da EY'nin oluşturduğu elektriksel alanı. Peki elektriksel alan bu yönlü ise demek ki Y'nin elektriksel alanı X'ten büyük. Peki biz şimdi ne yaptık bakın? Burada K'yı Y'ye yaklaştırdık. K
K'yı Y'ye yaklaştırdığımız zaman şu E'ye ne yaptı? Arttı. Peki E'ye artarsa o zaman E'nin büyüklüğü ne yapar? Artar. Bakın E'nin büyüklüğü arttı. Demek ki her halükarda E'nin büyüklüğü azalır ifadesi yanlış olur. Peki bir ifadeyi daha kullansak gençler, şöyle düşünsek, bu sefer de X'in yükü eksi olsa, bakın buradaki Y'yi aldım. Y'nin yükü ne olsun? Bu da eksi olsun. Peki bizim K'mız burada iken eksi yük K'yı ne yaptı? Kendine doğru çekti. Peki bu da çekti. Peki X'in yük miktarı hakkında herhangi bir bilgi olmadığına göre buradaki X'in yükü Y'den büyük olabilir. Peki o zaman biz yükü nereye yaklaştırdık? Y'ye yaklaştırdık. Y'ye yaklaştırdığım zaman buradaki EX ne yaptı? Azaldı. EY de ne yaptı? Arttı. Peki o zaman ikisinin vektörel toplamı azalır mı? Azalır. Yani bu ifade kesinlikle yanlış bir ifade değil gençler. Kesinlikle yanlış olan ne olur? B seçeneği olur. İki noktasal demiş. Yüklü cisimlerin birleştiği doğru üzerinde bulunan noktaların elektriksel alanın bileşkesinden bahsedeceğiz bakın. Aynı işaretli cisimler arasında elektriksel alan her zaman sıfır olur ve yükü küçük olana daha yakın olur bakın. Mesela demiş ki şurada ben bir elektriksel alanı bulabilmek için burada artı bir Q yükü düşündüm ya. Demek ki burada sıfır olma ihtimali var mı? Var. Demek ki bu iki bölgede ikisi de artı yük ise demek ki bu bölgede elektriksel alanın sıfır olma ihtimali var. Ama bu Q2 yükünün sağ tarafında ya da Q2 yükünün sol tarafında elektriksel alanın sıfır olma ihtimali yok. İsterseniz ispatını yapabiliriz bakın. Şöyle bir düşünün. Burada artı bir kiloluk bir birim yük alın. Bu artı bu artıyı iter. Peki bu artı da bu artıyı iter. Bakın sıfır olmadı. Peki burada bir artı bir Q yükü aldık. Bu artı bu artıyı itti. Bu Q2 yükü de bunu itti. İşte bakın bu bölgede de elektriksel alanımız ne oldu? Sıfır. Peki zıt yük işaretli cisimler arasındaki elektriksel alan yine bakın bu bölgede asla ve asla sıfır olmaz. Peki bunun ispatını şöyle yapabiliriz. Buna da artı bir kiloluk ben birim yük aldım. Bu artı bu artıyı iter. Bu eksi de bu artıyı çeker. Demek ki bu bölgede iki yük arasında asla sıfır olmaz. Peki Q2 yükünün burasına bir artı bir kiloluk birim yük aldığım zaman bu eksi bu artıyı ne yapar? Çeker. Bu artı da bu artıyı iter. Demek ki bu bölgede sıfır olma ihtimali var. Peki bu bölgeye baktım. Burada da bir artı bir Q yükü aldım. Bu artı bu artıyı itti. Bu eksi de bu artıyı çekti. Demek ki Q1 yükünün sol tarafında da sıfır olma ihtimali vardır. Bakın burada demiş ki elektrik yüklü özdeş A, B, C, D kürelerinin birbirlerini etkileyerek şekil gibi tutulmaktadır. Yüklerin etrafında oluşan elektriksel alan çizgilerinin modellemesi şekil 1 ve şekil 2'deki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Alan çizgilerinin sayısı yüklerin büyüklüğüyle doğru orantılı olduğuna göre A ve C küreleri birbirlerini iter. Şimdi bakalım. Burada ne öğrenmiştik gençler? Eğer ki bizim yük işaretimiz artıysa yükler dışarı doğru. Demek ki A'nın yükü artı. B'nin yükü de artı. Bakıyorum ki C'nin yükü dışarı doğru artı. D'nin yükü nedir? Eksi. Peki birinci öncele baktım. A ile C demiş. A artı C artı. Birbirlerini iter. Doğru o zaman. İkinci öncül A ve D kürelere birbirine dokundurulup diyor. A ve D kürelere birbirine dokundurulup B küresinin yerine D küresi konulursa A ile D'yi birbirine dokundur diyor. Nötr olma ihtimali var mı? Var. Özdeşmiş bakın. Elektrik yükü özdeş. Özdeş A, B, C, D küreleri. Demek ki yük miktarları eşit gençler. Peki A ile D'yi birbirine dokundursam nötr olmaz mı? Olur. B küresinin yerine diyor. B küresinin yerine D küresi konulursa o zaman D nötr oldu. Konulursa yarı çapları doğrusuna elektriksel alan çizgisi oluşmaz demiş. Yarı çapları doğrusuna elektriksel alan çizgisi oluşmaz. Yani bu artı yük oldu. Bu da nötr oldu. Peki artıdan nötre doğru zaten bu artı yük dışarıda oluşturur mu? Oluşturur. Yani ne demek istiyor? Burada bir artı Q yükü varsa, peki burada da yüksüz bir cisim varsa, burada yük yok. Peki ikisi arasında ne olur? Artı yük zaten etrafında elektriksel alan oluşturacak. Oluşur o zaman. Peki geldik üçüncü öncüle. A ve B küreleri birbirine dokundurulup tekrar aynı yerine konulursa
Aralarında elektrisi alan çizgileri birbirine iter. A ile B. Zaten biz bunların ikisini birbirine dokundurduğumuz zaman yük miktarları eşit olduğu için yük alışverişi olmayacak. Peki elektrisi alan çizgileri yine aynı yere koyarsan yine artı yüklü oldukları için birbirlerine itecekler. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Aynı düzlemde bulunan noktasal Q1 ve Q2 yüklü cisimler şekildeki gibidir. Cisimlerin K noktasında oluşturduğu bileşik elektriksel alan sıfırdır demiş. Demek ki öncelikle K noktasında artı 1 Q'luk birim yük varmış gibi düşüneceğiz. Bakın ona göre hangisi doğrudur? Peki burada yükün işareti vermediğine göre burası artı olsa bu da artı olsa ikisi de itmeyecek mi bakın? Peki ittiğine göre bu E1 elektriksel alanı böyle olacak. Ha bakın ne diyor? Bileşki elektriksel alan sıfır. O zaman ikisi birbirini itmeyecek. O zaman ne olacak bakın gençler? Biri nötr olacak. Eksi olacak. Demek ki bu eksi olsa bu bunu ne yaptı? İtti. O zaman bu da bunu ne yaptı? Çekti. O zaman bileşki elektriksel alan sıfır olur. Buna göre Q1 Q2'den büyük olur mu? Olur. Niye? Çünkü aradaki mesafe ne? Uzak. Uzak olanın yükü büyük olur. Küçük olanın, bakın yakın olanın yükü de küçük olabilir. Q1 ve Q2 zıt yüktür. Evet kesinlikle doğru gençler. Çünkü sıfır olabilmesi için K'daki elektriksel alanın bunun artıysa bunun eksi, bunun eksi ise bunun artı olması gerekir. Peki şu ifade kesin doğru mu? Kesin doğru değil. Eğer zıt Q1 eksi Q2 artı olursa bu tersi olur. Ama burada doğrudur demiş ya, doğru gençler. Q1 ve Q2 zıt cins yüklüdür demiş. Kesinlikle zıt cins yüklü. K noktası Q1 ve Q2 arasına getirilirse elektriksel alan sıfır olmaz. Biz ne demiştik? İki zıt yüklü cisim arasında bakın bir K noktası varsa burada elektriksel alan asla sıfır olmaz. Neden? Çünkü artı artıyı iter, eksi de artıyı çeker. Asla ne olmaz? Sıfır olmaz bakın. Q1 ve Q2 noktaları arasına getirilirse elektriksel alan sıfır olmaz demiş. Doğru gençler, sıfır olmaz. Peki şu ikiyi bir daha bakalım. Q1 ve Q2 zıt cins yükle yüklüdür. Evet burada sıfır olabilmesinin zıt olması lazım. Peki bu ifade hani biz demiştik ya bu ifade doğru ama kesinlikle doğru değil demiştik. Burada ne olabilir? Tam tersi Q1 Q2'den küçük de ne yapabilir? Olabilir bakın gençler. Bu ifade doğru ama kesinlikle doğru değil. O halde bizim doğru cevabımız E seçeneği 2 ve 3 diyoruz. Şimşek ve yıldırım oluşumlarından bahsedelim. Bakın atmosferde rüzgarların etkisiyle sürüklenen bulutlar hem hava ile hem de kendiyle sürtünerek yüklenirler. Neden? Çünkü hava nedir? Etrafında yaşadığımız hava yalıtkandır. İki yalıtkan madde birbirlerine sürtüldüğünde ne olur bakın gençler? Zıt yükle yüklenirler ve yüklendiği miktarlar birbirlerine eşit olur. Peki görselde gördüğünüz gibi bakın iki tane bulut birbirine sürtülmüş. Hangisinin artı hangisinin eksi olduğunu bilmiyorsun ama bunların kesinlikle zıt yükle yüklendiklerini biliyoruz. Peki bizim buradaki bulutumuz bakın artı dikkat ederseniz buradaki görsele bakın şuraya bakın. Burada ne olmuş bakın gençler? Burada artı ile eksi bulutlar arasında şimşek oluşmuş. Demek ki bulutlar arasındaki oluşan nedir? Şimşektir. Ama yüklü bir buluttaki elektrik yüklerinin toprağa inmesinin adı yıldırımdır. Hani derler ya yıldırım çarptı, yıldırım çıktı, yıldırım indi. Bakın bu yıldırım topraktan buluta da gidebilir. Bu yıldırım bulutlardan toprağa da gelebilir. Elektrik yüklü bulutlar yeryüzüne yeterince yaklaştığında buluttan yere bakın dikkat edin buna ya da yerden buluta doğru bir elektrik yükü boşalması olur. Bu olaya yıldırım olayı denir. Yıldırım olayında elektrik yükünün boşalması bulutlar ile yeryüzeyinin birbirine en yakın noktaları arasında gerçekleşir. Bu sebeple sivri ya da yüksek yerlere düşme olasılığı fazladır. Ha bir de neyi bileceğiz gençler? Yıldırım ya da işte gök gürültüsü olduğu zaman bizim ne yapmamız lazım? Kapalı yerde bulunmamız lazım. Arabadaysak arabadan çıkmamamız lazım. Evdeysek evden çıkmamamız lazım. Ve şemsiyemiz varsa o şemsiyenin ucunun da metal ve sivri olmaması gerekir. Bunlar bizim için biraz tehlikeli olur. Bir de elektrostatik boyama sistemleri var bakın gençler. Burada toz boyama sisteminde bakın nasıl çalışıyor? Toz boyanın uygulanması elektrostatik temele dayanmaktadır. Toz boya malzeme yüzeyine tam olarak yapışabilmesi için malzemenin de çok iyi bir şekilde topraklanması gerekir. Mesela arabayı toz boyayacaklar bakın gençler elektrostatik boya ile. Arabayı biz nötr yapıyoruz. Bakın toz boyayı yüklüyoruz.
Yüklü cisim yüksüz cismi çektiği için bakın bu boyalama sisteminde kesinlikle herhangi bir boşluk kalmadan zemin iyice boyanır ve elektrostatik çekim kuvvetinden dolayı da birbirlerine yapışırlar. Bir de paratonerden bahsedelim gençler. Yıldırımlar diyor yapacakları bölgelerde. Bakın yıldırımlar çarpacağı bölgedeki en yüksek ve sivri uca çarpma eğilimini gösterirler. Paratonerler veya yıldırım savarlar bir yapıyı veya yüksekliği olası yıldırım hasarlarından korumak için paratoner kullanılır. Bu paratoner neden oluşur? Bakır bir telden oluşur. Bakın havadaki yüklenen bulutları ne yapar? Toprağa indirir ve bize zarar vermesini de ne yapar? Engeller gençler. Bir de fotokopi makinesinin çalışma prensibi var bakın. Kağıt makinenin içinde pozitif olarak yüklenir. Kağıt nedir? Yalıtkandır. Ama biz bunu yüklüyoruz. Bakın pozitif olarak kağıt dram denilen parlak dönen silindir altında geldiğinde ışık demeti yazı üzerindeki kağıda düşer. Işık demeti yazıların olduğu yerden geçemez. Yazı olmayan yerden geçen ışık demeti kağıdın artı yüklü kısmını nötr hale getirir. Bakın çünkü gelen ışık demeti eksi yüklüdür. Kağıdın yazı olan kısımları artı yüklenmiş. Diğer kısımları ise bakın kağıt hani nötrdü. Nötr oldu. Fotokopi içerisinde bulunan toner de eksi yüklü. İşte bu kağıt parçası toner üzerinden geçerken yazılı kısımların artı olması, tonerin eksi olması oradaki yazılara birbirlerini yapıştıraraktan bakın fotokopi çekilmesi olur. Bir de elektrostatik baca sistemi var. Bakın bu baca sisteminde filtrenin içinden geçen havadaki tüm partiküller yüksek voltajla elektrik ile yüklenir ve arkasından gelen toplayıcı bölüm ile yüklenen bu partiküllerin içerisindeki havayı, yağı, koku ve duman gibi zararlı şeylere yapıştırır ve böylelikle bunlar atmosfere salınmamış olur. Örneğimiz var bakın gençler. Burada demiş ki elektrostatik yüklerinin birbirlerine etkisi dikkate alınarak günümüzde kullanılan birçok buluşlar yapılmıştır. Buna göre bu işlemlerin hangileri örnek verilebilir? Bakın elektrostatik işlemlerindeki buluşlara örnek işte elektrostatik boyama sistemi ne demiştik? Arabaların boyanması gibi. Bakın baca duman sistemi yine elektrostatik sisteme göre artı ve eksi o giden partikülleri yüklüyor. Bakın yüksek voltaj altında partiküller yapışması sağlanıyor. Fotokopi makinesindeki fotokopi çekiminin çoğaltılması da yine elektrostatik sisteme dayanmaktadır. Biraz önce anlattım. Şimdi bir örneğimiz var. Bakın bu görsel demiş ki toz boyanın uygulanması elektrostatik temele dayanır. Toz boyanın malzeme içerisine tam olarak yapışabilmesi için malzemenin çok iyi bir şekilde topraklanmış olması gerekir. Toz boya ile malzeme arasında boyanın eksi veya artı yüklenmesinden dolayı bir çekim meydana gelir ve boya malzemeye elektrostatik olarak yapışır. Buna elektrostatik boyama tekniği ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülde boya pozitif yüklü ise topraktan gelen elektronlar sayesinde boyanacak malzemeye tutunur. Doğru gençler. Bakın boya pozitif yüklü ise topraktan gelen elektronlar sayesinde çünkü boya artı yüklü bakın buralar. Peki bizim toprağımız nötrdü bakın gençler. Peki buradaki artılar topraktan eksileri çekti ve malzemeye yapıştı. Boyanacak malzeme yalıtkan malzemeden yapılmışsa bu teknik kullanılmaz bakın. Boyanacak malzeme yalıtkan malzemeden yapılmışsa bu teknik kullanılmaz. Boyanacak malzeme üzerindeki yükler aynı yük işareti olduğu için yüzey homojen boyama işlemi yapılmış olur. Boyanacak malzeme üzerindeki yükler diyor. Aynı yük işaretli olduğu için homojen bakın yüzey homojen bir boyama işlemi yapılmış olur. Boyanacak malzeme üzerindeki yükler diyor. Yükler nedir? Zıt işaretli bakın. Niye? Çünkü artı eksi artı eksiyi çekiyor. Boyanacak malzeme üzerindeki yükler aynı yük işaretli olduğu için. Yani şuradaki boya malzemesinin yük işareti artı. Ama boyanacak malzeme üzerindeki yükler doğru. Hepsi ne? Eksi. Boya artı bu eksi olduğuna göre bu da doğru bakın gençler. Boyanacak malzeme yalıtkan malzemeden yapılmış ise bu teknik kullanılmaz. Yalıtkan malzeme elektrik akımını ne yapmaz? Çekmez gençler. Yani yükleri çekmediği için bu teknik kullanılmaz. O halde doğru cevabımız C seçeneği.